Mesut Süre'yle Rabarba başlıyor. Hanımlar beyler, burası Joy Türk, burası Rabarba. Ben Deniz Mesut Süre, 18.05 yayın saatim ve uzun zamandır bir araya gelmeyen başarılı bir ikiliyi tekrar bir araya getirdik. Bir aydır yayınlarda yoktu. Bizi Joy Türk'te tanımış hiçbir dinleyicinin bilmediği sevgili Fazlı Polat. Hoş geldin Fazlı. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ulusal Radyo'ya geçtikten sonra toplam 4 kişiye kendini sevdirdin. o kadar az geldin ki bir Ankara'dan bir Elazığ'dan görüyoruz internetten. Allah'ta ismim biraz değişik olduğu için unutulmuyor. Bir Zonguldak'tan bir de Dublin'den. Sevgili Merve. Merve Polat, hoş geldin kuzum. Hoş bulduk şekerim. Ne haber? İyi, senden ne haber? Sizden ne haber? İyiyim ben de. Bu akşam bu iki kıymetli konuğumuzda ve siz sevgili dinleyicilerimizle telefon da alacağız bol bol. İlişkide kavga sebebi konuşacağız sevgili dinleyenler. Birkaç tane cevap hemen gelmiş, soruyu paylaşır paylaşmaz. Bir dinleyicimiz demiş ki inat. Sevgili Fazlıcığım, bir karınız var. Evet, bir. Size evet, çok. Karın var. Size çok, her zaman için sizi yakıştıramam. Ne zaman 15 yıllık da arkadaşımsın, ne zaman görsem bu kadın bu adama çok derim. Yani bilmiyorum ne oldu da. Aynı şeyleri ben de düşündüm bir süre. Her sabah düşünüyormuş uyanınca. Bizim Cihan Talay'ın bir hikayesi var, sahnede de anlattığı da. Bir çok güzel bir karım var benim diyor. Ama hiç konduramadılar diyor. El ele geziyorduk diyor. Annesi falan yanlış anlamadı diyor. Herhalde karşıdan karşıya geçiyordu. Yardımcı olmuş diye. Herhalde canı çok sıkkın çocuğu destek oluyor benim kızım diye. Böyle bir... Abi yardıma muhtaç bir tipi varsa herhalde. Düşünememiştir o kadar sizde ya. Sizde de aynı durum var. Yani karı koca herhalde şey diyorsun. Adam çok zengin. Başka türlü zor yani bu hanım. Muhtemelen bizi görenler öyle düşünüyor olabilir ya. Tabii. Yani adam çok zengin herhalde. Hani bu adamın parası vardır diye düşünüyor olabilir. Ki bu arada eşimi sürekli övüyorum. Ki ben çok iyi anlıyorum ben bu arada. Hep neyi? Eleştirilir ya parası var diye. Tamam. Parası daha var. Daha ne olacak? Şimdi yani bence şu soru yanlış yani. Param olmasa benimle birlikte olur muydun? Ama var. Yani evet. Ben parası olan bir insan. Evet. Beni o şekilde değerlendirmen gerekir. Aynen. Anladın mı? Lüks arabaları binerken hiç sormadın da ondan sonra. tabii. Evlenirken mi oldu? Yani şişe söyledik masaya. Aynen. Hesap geldiği zaman tuvalete kaçtın yıllarca. Ben dedim makyaja gidiyorum hayatım. Aynen. Bir tane ben kapının önündeyim. Abi cüzdanı unutmuşum. Ben galiba hiç gitmedim böyle yerlere. Hiçbir kadın da bir tane ben kapının önündeyim demez. Bir tane ben kapıdayım. Öyle yerlerde kadın elini cebine atmaz yani, biraz ayıp oluyor. Şimdi atmaz ama işte onu diyorum şimdi, atmadın elini cebine. Evet. Şimdi ben de o zaman devam cebine mi? Koyma parayı o zaman. Problem buysa ya. Cüzdanı koymasaydın ya canım, ben çıkarırım. Neden hırsızlık yapıyorsun? İstemereyim değil mi? Bir de öyle bir şey var. İşte askerler yapıyor ya boynunda para kesesi. Onun gibi bir şeyle o zaman gezin boynunuzda. Neyse buradan bir şey çıkacak. Düştü ve kesti. Aslında inandı baştan da. Hemen kahkaha bekleyince fazla öyledir. İlk kahkahayı alamadı mı tadı kaçar onun. Ama işte komedi timing yapamadım fazlacığım, olmadı. O kahkaha geç gelince beni bitirdi. Şimdi inat konusuna dönmek istiyorum. İlişki hususunda inat. Mesela bazen bir yere gidilecek olur. Şuradan gidelim, buradan gidelim. İnat olur. Öyle şeylerde bu karar anlarında Fazlıcığım, kararı kim veriyor sizin ilişkinizde? Genelde sen veriyorsun. Çünkü benim arabama eşim yanıma oturmuyor. Mesut yanıma oturuyor. Eşim arkada. Hatta arabanın üstüne bağlayacağız yakında. Çünkü Mesut o kadar koltuğu da arkaya çektiği için büyük bir problemimiz var. Ya sanki nedir yani? Eş dediğim bisiklet. Evet ya. Boynuna bağlayacağız. Bir tay gibi arkamızdan gelecek yakında. Mesut rahat etsin. Olur mu öyle şey? Kararı ben veriyorum. Ve bu genelde çok... sen veriyorsun. Hatta Merve bilmez. Merve'yi anlatayım. Geçen de bir Edremit tarafına gittik galiba. Yolda gidiyoruz. Ben navigasyoncu bir adamım. Navigasyon olmadan bir yer bulamam. Navigasyonu açtım ve Mesut sürekli ya biraz işte rock'n'roll ol, bırakalım şu işleri, biz kendimiz buluruz, tabelalara bakarız falan. Edremit'te Woodstock. Edremit'te bir günah gecesi hayal ettim ben. Hayal ediyorum şu an. Buyurun. Devam, buyurun. Bunu diyen Mesut bunu diyen eşim Mesut'a hak verdi. Aha. Ve ikisi aynı fikirde olup ben navigasyonu kapattım. Tamam dedim, kapattım. Hadi gidelim buradan. Hiç karışmıyorum, siz söyleyin dedim. Tamam dedi, gittik. 180'le otobanda gidiyoruz.
yani bu kararı verdiğimizde 5 dakika sonra çıkmaz sokağa girdik. Bak otobandayız, sonra çıkmaz sokağa girdik. O kadar kötü tarif ettiler ki yolu. Yani navigasyonu kapattığımızdan 5 dakika sonra yol bitti. Yol bitti. Eşekler falan geçiyordu önümüzden. Bir tepeye yani, çıktık, yol bitti. Böyle tam bitirilmemiş tuğlalı evler vardı orada. Ben yine dedim ki işte rock'n'roll. İşte rock'n'roll dedi. Bence orada kalsaydınız, kamp falan ben yapsaydınız. Ben valla aynısını önerdim. Dedim hayat bizi buraya getirdi. Bu kadar sorgulama. Burada bir yerde evet. Acaba diyor rock festivaline gidiyorduk. Acaba diyor festival burada mı? Çünkü yani 3 eşek vardı. Eşeklere de sorduk. Yani sorduk biletli misiniz dedik. Abimiz davetliyiz dedi. Böyle şeyler yaşadık. Kimi cevap vermiyor. Çok nobran eşekler var. Çivide mi gitti? Nobran eşek. Cevap da iyi vermiyor. Pasif sen ne ara kitap okuyorsun ya? Nobran böyle yayınımızda nadir kullanılan kelimelerden biri. Evet, farklı kelime nasıl dikkat çekiyor değil mi? Valla. Bence Ali gel ve Ali git. 14 farklı kelimeyle. Benim İngilizce'de 9 kelime biliyorum. Türkçe'de 14. İyi. Yok, oranı iyi İngilizce, bence. İngilizce çok iyi. Tabii. Mesut gibilerde böyle özellikle karşısındaki insan kadınsa inanılmaz bir İngilizce şey oluyor. Ya sanki kafama bir yere çarpmışım da sular evet, seller gibi evet. İngilizce biliyormuş evet. Gibi. Bir anda şakır öyle bir şey. Şakır konuşuyor. Dedim sen bayağı konuştun az önce. Konuştum ya diyor. O da farkı. Yani kız yani beni beğensin diye bütün pasif. O böyle... kadar pasifim ki bütün pasif cümleler. Böyle şey vardır ya can havli diye bir şey. Mesela demek ki o geliyor. Yani o anda böyle çok değişiyorsun ya bir anda yapamayacağın bir sürü şey yapıyorsun. Öyleymiş. Onun gibi. İnsana gelirmiş. Evet evet. Can havli. Yani son bir denersin. Mesela ben hep aklıma geliyor. Şimdi sağlıksızım, 130 kiloyum. Hiç pozum yok ya. Son anda Hulk oluyor bir anda. Hayır pozum hiç yok ya. Mesela şey olur bilir misiniz? Uçurumdan böyle yanlışlıkla ayağın kayar da bir dala tutunursun. Orada böyle hani artık hayat mücadelesi. Hı. Son bir gücüyle. Mesela son bir güçte ben herhalde birkaç saniye sonra bırakırım kendimi. Yani. Çünkü daha çok acı çekerim yani anladın mı? Son iki saniye. Çünkü pazusuzluk çok ya, zor. Mantıklı ama yani son dakikalarım, son saniyelerim bari güzel geçeyim. Tabii tabii. Soluna uçarım. Kendimi boşluğa bırak. Yani son bir beş saniye müthiş geçer. Ya yırtınsa çünkü uçurumda böyle duvarları sürte sürte düşeceksin. En iyisi yalpalayarak şöyle uzağa doğru. En iyisi uçayım ya. İnsanın ama bayağı canı sıkılır. Yani. Ama elini koluna açarsan bence yavaş düşersin. Niye paraşüt tavuk gibi çırpınırsan mi? Falan yani. En azından. Bunu sen rüyanda gördün herhalde. Tavuk gibi çırpınırsan. Hani kuş gibi de değil tavuk gibi. Mesela Fazlı'nın herhalde ya baba tarafında ya anne tarafında öyle bir özelliği var. İki elini çırptığı zaman 5 metre yükselebiliyor. Yani böyle ama tavuk gibi tam uçamıyor. Biraz parmakların arası perdeli gibi. Azıcık gidiyor tekrar böyle yere konuyor. Gidiyor tekrar. Tabii yere konuyor. Ama yavaşlar yani 1000 kilometreyle değil de 900'le yani o anlamda dedim. Ha, evet evet. Biraz daha yavaş düşünür. Ama yine çok zannedersem o darp göreceksin ya birazdan. Ona çok faydası olmaz gibime geliyor. El kol açmadım yani. Yoksa bu kadar insan uçurumdan ölmezdi diye tahmin ediyorum. Akıllarına bir gelmiştir. Yani elim en azından açsam. İki kol var. Bir düşünürdü yani aşağı giderken. Şunu bir hareket ettireyim diye. Ama düşenlerin çoğu %98'i. Bilimsel bir evet. İstatistik geldi gene. Havada düşerken kalp krizinde ölüyormuş. Evet. Düştüğü için ölmüyormuş. Hiç öyle bir şey yok. Bu tamamen daha bunu önce... ölen birisi anlattı. Zaten kalp önce öyle oldu. Yani. Yok abi mümkün değil. Öyleymiş, ama öyleymiş. Gerçekten öyle diyorlar. Ya da şok peki, yapıyor ya hani mesela suya düşüyor. Bence efendim? Neden öyle değil? Öyle değilmiş bu, deyip. Bu hayır, bu siz işte buna, şok yapıyor diye. Siz buna inanmak istiyorsunuz şu anda. Diyorsunuz ki yani insanlar. Gerçi düşündüğün zaman. Ya şimdi öldüyse niye, nereden bilecek? Abi niye kalp krizi geçireyim yani? Anladın mı? Hani zaten gidiyorum aşağıya doğru. Çok öyle hani onun çarpacaksa tam çarpsın korkusu diye. Korkusu bilmem nesi olmaz yani. Hani minik minik tatlı tatlı. Ya ola 3 saniyede bitiyor zaten. Belki ya, nedir? Son bir tütün. Aladayım çünkü. Elektronik ama yine. Yine sağlıklı olsun. Sağlığımızı düşünelim. Şöyle dumanlara doğru. Umarım düşerim diye. Hanımlar beyler ilişkide kavga sebebi. Instagram Mesut Süre hesabından az önce bir fotoğraf paylaştık. Üçümüzün olduğu burada harikulade bir terasımız var. O terastan sizden ricamız oraya cevaplarınızı yığmanız. Sizden böyle çok cevap geldi mi bir yayın daha güzel akıyor. Bilginiz olsun. Şimdiden zaten cevaplar gelmiş bile dinleyicilerimiz sağ olsunlar. 15 cevabı görmüşüz. Bakalım bakalım. Mesajın sonunda neden aşkım yazmadın? Mesela ilişkilerinizde birbirlerinize hitap şekliniz var mı? Ya fazla geçen de baktım. Aşk Hito diyordunuz telefonunda, bir ara. Telefonunda yok. Fazlı Polat diye kayıtlıyım. Eşim telefonunda. Resmi.
Öyle mi? Yani babam Ahmet Polat, ben Fazlı Polat. İyi, seni Fazlı dayı diye kaydetmiş. Dayım o benim yani. Kocam ama aynı zamanda beni sahiplenen, kollayan bir dayım. Sen bir yani, ana, sen bir baba. Ya bilmiyorum, eşim ya nüfus müdürü. Ya beni kandırdı. Dedim mi niye böyle diye? Ya diyor, şimdi saçma sapan yerde çalarsa ne diyorsun yani? Fazlı orada yazsın, gözükürse falan diye. Sadece. Şah damarım yazsın dediler. Normal toplantıda, kanal toplantısı bir şeyler. Reytingler şöyle oldu, böyle oldu. Fazlı mı yazsın? Dilan Hanım, şah damarınız arıyor. Telefonla bir bakar. Telefonu da boynuna sarmış. O kadar yakın falan. Bizim bir böyle eskiden patronumun telefonu çaldı benim yanımda. Bir baktım, mal sahibi yazıyor. Evet, açtı, eşiymiş. Hadi be. Vallahi be. Ay, güzelmiş ha. Evet, güzel güzel. Ben çok gülmüştüm. Tatlı bir şeymiş yani. Çok çok. Mal sahibi 2. Mal sahibi dükkan. Sende nasıl kayıtlı hanım? Bende de normal. He, bende yok. İsminin sonuna O koydum. O ne ya? Bulgar mı kendisi? O koydunuz. Dilanov. Niye yani öyle? Dilanoviç gibi. Niye öyle? Yok yok ya. Şey gibi. Dilo gibi yani. Ha, Dilo. Gibi değil öyle yani. Evet. Dilo. Hmm. Şimdi o senin fazla Polat diye kaydetmiş. Daha güzel. Dilo'da. Ben ona bir mesaj vermek istedim açıkçası. Anlayana. Benim için artık Bulgar bir futbolcusun. O değil de yani. Dilo. Ne kadar kötüymüş. Mao gibi şey olacak. Dilo arıyor. İnanılmaz. Dilo yazsaydın. Bakalım bakalım. İlişkide kavga sebebi sevgili dinleyiciler. Bu arada 0212 368 62 40 telefon numaramız. Diğer anonsla birlikte telefon da almaya başlayacağız. Yayında bilginiz olsun. Cevaplarınız da gelmeye devam ediyor. Hemen okuyalım. İki kişilik yorganı tek kişilik zannetmesi. Bu bir problem mi sevgili Merve? Çok bir problem. Bence problem. Mesela. Yani beni ısıtmayacak adamı ben ne yapayım? Doğru diyorsun değil mi? Evet. Adamların bir klima özelliği de var. Mecburen olmak zorunda yani. Bazen de İlker söylemişti. Karı koca arasında müthiş bir vücut sıcaklığı farkı oluyormuş. Evet, olur. Yani adam atıyorum 42 derece iyice böyle. Yanıyor. Kadın 4. Adam havale geçiriyor. Adam havale geçiriyor. Kadın kadını buz niyetine kullanıyor adamı. Kadın donmuş ölmüş 4 derece kadın. Şişmiş. Yan yere getirip eriyor kadın. Bence güzel bir ilişki. Değil mi? Mesela tabii, tabii. Sıcaklık farkı. Tabii, tabii. Ortada ılımanda buluşuyorlar çünkü. Aynen. Ya bu ateş kadına buz adamın hikayesi gibi bir şey olur ki öyle bir şey tabii ki olmaz ama vücut sıcaklığı çok az da olsa oluyor. Bilimsel bir anda giriyor duruyorsun. Evet, bizim mesela en büyük problemimiz, ben bir Anadolu çocuğu olduğum için yün yorganla dışında hiçbir şeyle yatamam. Öyle mi? Yaz kış diye, yazın diye kışın yün yorgan illa olması gerekiyor. Eşim de tam tersi şey, bu elyaf oluyor galiba, daha bir ince yorganlar. Aha. Onlarla yatıyor. Tamam. Bu büyük bir problem oldu. Ayrı yatın. Bu hem beni sevindirirdi yani. Başka sebepler. Ev zaten ama küçük yani, ayrı yatacak bir şey yok. Ayrı yatıyoruz, yine yan yanayız, o kadar bir şey. Şey yaptık, ikimiz de aynı kendi yorganlarımızı kullandık bir süre. Bu sefer de yani yatağın üstü felluce gibi, her şey üst üste oluyor, yatamıyorsun. Toplamak çok zor oluyor. En sonunda boşandık. Ortak noktada buluşamadık. Felluce örneğini vermeniz. Neye boşuz? Bu 15 yıllık done bu ya. Evet ya, Felluce. Felluce'nin adı muhtemelen değişmiştir artık. Muhtemelen. Allah Allah. Böyle problemler oluyor yani. Olur olur. Ama sarılarak yatmak, şimdi Merve çok romantik bir şey söyledi. Hiç öyle bir şey yok, olmuyor. Yani sarılarak yatmak demek 5 dakika. 5 dakika sonra, sonra herkes birbirine. Aynen. Ama olsun, 5 dakikada zaten o ısı şey olur yani, dengelenir. 5 dakika sarılıyorsun sonra Hemen kendi rahat pozisyonuna geçmek zorundasın. Yazın 5 dakika bile sarılmaz yani kimse. Yazın zaten ayrı ayrı. Nasıl ayrı? Uzaktan ben, o annesinin evinde ben annemi. Klima yakın. O ebeveyn banyosunda. Hanımı eve gönder. Ben başka bir kadınla yatıyorum. Yaz dedi mi biz de öyle. Yani bunu baştan konuştuk. Soğuk evli ülkelerden getirdik. Evlenmeden dedik ki yaz dedi mi herkes istediğiyle yatar. Tabii dedik karşılıklı. Böyle olması gerekiyor. Mutlu evliliğin sırrı da budur Mesut. Vay. Ya keşke böyle uygar olunabilse. Yine anlamadım uygarlığı hiç. Gerçekten. Bakalım bakalım sizden gelen cevaplara sevgili dinleyiciler. Özel günlerin hatırlatılması. Yarın ikinci senemiz, doğum günüm mü? Bana ilk mesaj attığın gününü 3. haftası gibi demiş. Dayının doğum günü mü? Sözlendiğimiz gün. Yani siz de önemser misiniz? Benim kadın için olarak, en önemli günlerden bir tanesi doğum günleri. Aha. Gerçekten önemli. Çünkü doğmuş yani. Var olduğu gün. Seninkini unutmuş. Kırılırım ya unuttuysa. Geçen Cem Gelinoğlu var.
bilirsiniz Ali Kundilli. Uh-huh. Onun Instagram'ında vardı. Ha, izledim o videoyu. Ağlıyordu. Karısı şaka yapıyor. Bugün bizim neyimiz diyor. Neyimiz diyor. Sallıyor bir şeyler. Neyimiz diyor. Tamam şaka yaptım diyor. Başlıyor ağlamaya. Böyle şakalar yapma. Böyle şeyler yapma bir daha diyor. Çünkü erkek çok geriliyor böyle şeylerde. Bilemiyor şimdi ne olduğunu. Ya bence o ilişkilerle alakalı ya Mesut. Yani bilmiyorum, belki benim başıma gelmediği için. Biz hiç tarihleri hiç takılmıyoruz yani. Bu zaten eşimle en çok sevdiğim şeydi ama o. Ama bu sizin tembelliğinizden fazla. Siz masraf çıkmasın diye muhtemelen İternal Sunshine of Spotless Mind. Hanımızın geçmişini sildirmiş. Sildire sildire. Doğum günü 3 gün önce sildiriyorum. Her temiz. Ama böyle bir haftalık sildiriyorum. Temiz. Mis gibi yani. Baya 6 yıldır hiç doğum günü kutlamadık, farkında değil. Hala kendini 20 zannediyor adamı. Düşün. Kutlamadığı için herhalde daha gelmedi diyor. Geçmedi demek ki zaman. Allah Allah. Güzel ama bak bir yerden de. Yaşı büyümüyor hanımın, hep genç. Aynen aynen ya. Doğum günün atlasın aslında öyle. Nasıl? Yani doğum gününü sürekli unutsan. Hayatım benim için hiç büyümüyorsun falan de. Oradan yürü. Vay güzelmiş. Arabana benden fazla ilgi gösteriyorsun. Of, gerçekten çok büyük bir kavga sebebi. Neden? Çok. Mal ama, yahu o bir mal. Ben bir insanım. Ama 120 bin lira o. Yani mal da. Yani bazı şeylerde paha biçilir vermiş. Bir yerden bir yere götürüyor. Ya, şöyle söyleyeyim. Her ilişkiye paha biçilir. ben daha. İlişkiye değil ayol, insana. Zaten insanlar fiyat. İnsan beş para etmez diyor. İnsanlar fiyat ya. Aynen insanı. Katalog olmalı. Gerçekten olmalı yani. Hani menü gibi gideceksin. Böyle yazacak. 30 bin, 20 bin, 22 bin. Tamam, ben kataloğun neresindeyim? Hadi söyle, kaç para? Sen paha biçilemezsin. Sen hariç, sen anam, sen babam, hariç, bacın katalog. Hariç, siz hariç. Peki ben evdeki hanımı getirsem diye, ben bir alırken... Hayır, ben kendim için demedim yani, yok, öyle yok. Örnekler veriyorum. Değiştirme kartı yani alsam. Gibi yapsak ben, değiştirsen daha ucuza gidiyor gibi şeyler olmalı gibi ama... Hayır, hayır, işin tabii... Evet, tabii saçma gerekiyor. İki al bir öde de var mı mesela? Bir yalana bir bedava var mesela. Biz fazlıyla yıllarca yaşadık öyle, bir yalana bir bedava. Bende hiç para yoktu, çok fakirdim fazla bir ilk tadında. Hep bir bedava bendim. Tabii bu da bir yalanda. Bir yalan keriz de karşımda. Hep o bir yalana olsun diye çok böyle. Lütfen sen ol, lütfen sen bir yalana ol. Bir yalanı bedava yere koşan da ben oluyordum ya, aptal gibi. Bilmiyorum ki alan hep ben olacağım. Hep takip ediyordu filan. Sağ ol kanki diyordum. Gidiyorduk beraber. Ölümüne pizza. Dondurma aşkıma diye bir şey. Ölümüne hamburger. Aşkıma Mesut mu? İlişkide kavga sebebi, anonsun bitme zamanı gelmiş bu son cümleden anladığımız kadarıyla. Cevaplarınızı Instagram Mesut Süre hesabına yazın sevgili dinleyiciler. Birazdan buralarda olacağız. Ayrılmayınız bir yerlere. Vallahi güzel başladı. Herkes formda. Mesut Süre ile Rabarba devam ediyor. Evet. Geri geldik, 18.29 yayın saatimiz. Ben Deniz Mesut Süre, Fazlı Polat ve Merve Polat kadrosuyla yayındayız. İlişkide kavga sebebi konuşuyoruz. Çok güzel cevaplar gelmiş. İki tane neredeyse hakkı devrim seviyesinde bilgili, tecrübeli konuğuma soruyorum. Güzel cevaplar geldi. WhatsApp'ta mesajın görüldü görülmedi üzerinden kavga çıkar demiş. Çıkar. WhatsApp. Biz sevgililiğimizi WhatsApp'ta yoktu. O yüzden çok yetişemedik değil mi o döneme? Ha evet. Karı koca iken. Karı koca iken zaten WhatsApp'ta bir zahmet cevap ver yani. Karı kocasın ya, aynı evde yaşıyorsun. Yani görmezden de ne kadar gelebilirsin yani. Yani şey olmuyor mu? Mutfaktan koşarak kaçıyorum falan. O gelirken yatak odasının altına saklanmışım. Zorlar beni herhalde. Valla 4 gün oldu, varlığımı fark etmedi evrim. Nasıl mis gibi kaçıyorsam ruhu duymadı. Görülmedi. Fazla. Bir telefon alalım hadi. Komşuda kalıyoruz. Bu akşamın ilk telefonunu alalım. Alo. Alo. Hoş geldin hocam yayınımıza. Hoş bulduk, selamlar. Ne haber, nasılsın? İyidir, sizlerin sesi de gayet iyi geliyor. Thank you. Alalım hemen. Nedir ilişkide kavga sebebi? Abi tavla. Tavla mı? İlişkiye bak. Peki evde mi oynuyorsunuz? Şöyle anlatayım. Bu ayrıldığım kız arkadaşımla bir süre önce yaşadığım bir durumda. Kendisi tavla oynamayı bilmiyordu. Ve de hani ortak o yapabileceğimiz şeylerden biri de bu olsun diye tavla oynamayı öğrenmek istedi. Bana da makul geldi ve ben de öğrettim. Sonra oynadıkça haliyle bendeki tecrübe onda olmadığı için sürekli ben yenmeye başladım. Bu bir sinir sebebiydi onun için. Sonrasında ben
bilerek yenilmeye başladığımda da bunu fark ettiğimde ayrıca bir sinirlenme bu. Ya sen ne istiyorsun desin. Tavlayı kırsaydın. Ben de yenilemiyordum ona ne yazık ki, öyle de bir sıkıntı vardı. Yani tavla oynamaya başladığımızda istediğinde ben anlıyordum ki benimle kavga ettik. Gel gel bir tavla oynayalım gel. Seninle bir tavla oynayalım. Çok güzelmiş. Adın ne hocam? Mükelam. Berk'teymişim abi. Kim? Berk. Çok memnun olduk. İyi bak kendine. Çok güzel. Mesut Bey, bu yüzden her gece ben o günden beri koşuyorum Mesut için. Kaçıyor. Gerçekten Mirkelen bağlansa radyoculuk tarihinde çok başka bir şey uğraşmış olur. Aynen. Tavla yüzünde sürekli kavga ediyormuş. O şarkı öyle yapmış. Salla be abi. Bu arada gençlerin anlamayacağı bir şaka bu. Tavla şarkısı Mirkelen'in şarkısı. Geçkinlere komik. Ya ben geçkin değilim, ben anladım. Anneciğim sen de artık 27 yaşına geldin. Sana eskisi gibi evet. Şöyle gençsin böyle gençsin. Mesut sürekli teletabilerden bahsediyordu. Ama Mirkelam şarkı hala dinleniyor canım. Tabii, evet tabii. Tavlayı. Bir de şimdi yeni albüm yaptı ya Mirkelam. Angie, Unforgiven, Tavla. Üçü diye biliyorum. Dünyada mesela Tavla'nın bestesi üzerinden İskender Paydaş'ın sürekli $1 hesabına yatıyormuş. Öyle duydum yani. Ama Mirkelam albümünü yeniledi ya, böyle şarkıcılar söylüyorlar. Şimdi Tavla söyleniyor. Kim söylemiş acaba Tavla'yı? Bilmiyorum. Hmm. Hadi bulalım Tavla'yı. Joy Türk. Buralara reklam girelim, millet baksın. Aynen. Merak eden Gigabyte'ından baksın. Bakalım sevgili dinleyiciler. Arkadaşlarımla dışarı çıkmam kavgayı geçtim, boşanma konusu demiş. Merve'cim sevgiliniz. Hı-hı. Ben arkadaşlarımla takılacağım dedi bu akşam. Hı-hı. Takılsın mı? Takılsın. Kalacağım dedi ben. Kalsın. Ya. Arkadan da sürekli kadın kahkahaları geliyor. Evet. Dedim ki nerede kalıyorsun, konum at. Tamam attı. Otel. Giderim. Otel. Gider misin? Giderim. Hiç böyle aşkın için saç saça baş başa kavga etmeyi geçti mi içinden? İçimden geçti ama tabii ki kendime yakıştıramadım. Ben çok eski zamanda bu Show TV'de şaka programlarından birinde Karadenizli bir hanımefendiye şaka yapmışlar. Kocanı sizi aldatıyor diyor. Kocası da işin içinde şirket var yani. Yalandan, tamam mı? Ondan sonra biri arıyor bunu işte, bir dost diyor. Kocanız şu anda şurada şu kadınla diyor filan. Ondan sonra hanımefendi de çıkıyor gidiyor bunların bir dövüyor. Kadını mı? Şaka diyorlar. Kameramanı da dövüyor. Adama da gömüyor bir tane. Ya şaka maka. Kamerayı tokatlıyor falan. Başlat, öyle yani. Başlatma şakanıza filan diye bitti yani. Şakanın sonunu göremedik. Kamera filan böyle yerde tung 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 tung. Oynar yani. Bazı insanın siniri çok şey oluyor. Pek oluyor yani. Ama Karadenizli kadına yapılır mı yani? Evet yani. Biraz. Şaka maka. Bence adam bir denemiş yani. Tepkiye bakmış. Bakalım başıma ne bakalım. Gelecek. Ama ben mesela karşıdaki kadına değil de adamı darp edebilirdim yani. Hayırdır falan diye. Kadına ya değil. Yani çok mu acaba şeyiz bu konularda Müslüm? Nasıl? Çok seviyoruz acaba birbirimizi. Yok, aldatmıyorum benim, tabii ki. Geniş fazlacığım söyle. Müslüm yani. Bu arada odaya mesajı sığmadı. Çıkışımı dışarıda bıraktınız çünkü. Nasıl? Mesleğimin kart bırakmamış girişte, güvenlik çok sert. Almamışlar içeri. Almamışlar. Bak buradayım, bir kısmı evde. Düşün yani. Bu akşam komiksin, ben de şaşkınım gerçekten. Valla yani, fazla beklemiş. Doğru at ya, bir aydır gelmiyor yayına. Kapı bayağı açıldı mı? Bodrum'da ya. Ya ben... Mesut, evden yani balkona çıkmıyorum artık ya. Nasıl biriktirdiyse. İlk defa insan görüyor. Vallahi. Bir aydır. Geçen de baktım böyle perde içeri giriyor, dışarı çıkıyor falan. O kadar çıkmadım yani. Perde daha çok çıkıyor son zamanlarda. Rüzgarlar başladı. Ne yaptın dışarıda? Güzel mi gezmek? Perdeyle konuşuyor. Ne yaptın? Kaç para harcadın? Aldılar mı damsız? Ne var ne yok diyorum dışarıda. Sıkıcı değil mi diyorum? Çok kalabalık. Öyle desin istiyorsun değil mi? Aynen hani, aynen. Sen istiyorsun ki bu dışarı çıkanların hepsi sana olsun. Mesaj atsın. Desin ki fazla. Abi iyisin. İki çıkıyor. En iyisini yaptın. Vallahi en iyisini yaptın. Biz de çok sıkıldık. Ya zaten şu Instagram gibi şeyler benim çok hayatımı mahveden şeyler. Sen ya. Herkes çok mutlu ya. O yüzden Instagram açmıyorsun. Aynen öyle. Görmek istemiyorum. Başka hayat görmek istemiyorsun. Bugün dedi ya zaten fotoğrafını koyacak bir şeyim yok diye. Evde ya sürekli. Evin minderi, evin bardağı. Sağ lobum, sol lobum. Sürekli o, yatar fotoğrafı. Yine güzel bir gelmiş de perdeyi çekiyor. Bakın yeni atletim. Olayım bu. bakalım sevgili dinleyiciler. O çocuk istemiyor, ben olmazsa olmaz diyorum. Al sana kavga sebebi. Bak çok net bir kavga sebebi. Evet. İlişkide çocuk. Sizde durum nedir Fazıl Bey? Ben çok istiyorum. Hanım? O istemiyor. Hanım hala düşünüyor. Şeyler olabilir. Mezhebiniz sebebiyle olabilir. Belki de onlardır. Mezhebinizden çocuk yapacak. Ya en son dedim ne istemiyorsun? Aynayı getirdim.
Ben böyle bir tip istemiyorum. Ya sana çekerse diye başlıyormuş ağlamaya. Bir kadın böyle yapsa ne kadar üzülürsün. Doğru ya. Yani ya sana çekerse diye hüngür hüngür ağlıyor. Ama bir kadın esneçer. Ulan şu an bu cehennemi gerçekten çok hoşuma gitti. Ay senin bir de savunman ne olacak yani? Yok yok vallahi çekmez ya. İnşallah biri bir de bunu yapar ya. Hayır bir de mesela diyelim ki yaptı doğdu. O doğusalık kafası var ya. Aha. O arada her gün ağlıyormuş kadın. Bu sana benziyor, bu sana benziyor. Estetik diye yaptırırız. 6 aylık süre. Daha da kötü. Dönüşüyor. 6 aylık kız çocuğuna bir dudak yapmışlar. Ama bir sesi çıkmıyor. Angelina Jolie. Dudağın, aynen dudağın da ayrı bezliyorsun falan. Öyle bir dudak ya. Kaldıramıyor. Bana dudağında pişik çıktı. Biz anlamadık niye böyle oldun. Kalk pudra. Ey Allah. Bakalım bakalım sizden gelen cevaplar. Arkadaşlar Instagram Mesut Süre hesabından cevaplarınızı yığınız rica ediyorum. İlişkide kavga sebebi. Ne olur da bir ilişkide kavga çıkar? Bakalım. Yeğenine gözlük hediye ettin, ona daha çok değer veriyorsun. Bu artık iyice ayı kadın. Yeğenine gözlük hediye ettin. Kıskançlık. Herhalde bana şey. Bana daha çok. İyi de gözlüğün hediyesini. Bir de numaralı gözlük aldıysan abi. Daha numaralı al bana. Ya yiyen katarak katarak göremiyor. Vitrini babası zannediyor sen hala. Sen hala. 10 yıldır vitrinden açık istiyorsun. Gözlük peşindesin. Yani iki tane yumurtalığı olmuş. Yumurtalık vardı hatırlıyor musun onlarda? Evet hep anneme derdim şu yumurtalığı ya bir kullanalım ya bir kere kullanalım. Vitrinlerde. Vitrindeki böyle hiç kullanılmayan bir yumurtalık. Ama en kullanışlı şey bence yumurtalık. Onun bir adı var mı? Yumurtalık sanki erojen bölgede bahsediyorsun. Deminden beri. Neydi ya? Rahim miydi? Değişik kelimelerle sürekli sol çaprazında yumurtalık diyor. Bir adamla onu onaylayan bir kadınla yayın yapmaya çalışıyor. Az önce de Nobran diyordu bu adam. Nereden nereye? Nobran tamam, Nobran olur. Bakalım. Ey Allah'ım, sürekli benim plan yapmam, istediğim şeyleri sallaması demiş. Yazgıyla. Ha böyle plan yapmayan adam ya da kadın taraflar. Ay ben hiç hoşlanmam. Taraflardan biri böyle. Kadınlar plan istiyor değil mi? Plan yapılması. Tabii istiyor ki. Hele ilk buluşmada. Her sen bilirsin dediğiniz anda benim için mesela şey oluyor böyle. Ben mi bilirim? Ben yani şok ben oldum bilmeyeyim. Biliyor musun bunu duyduğum zaman ilk. Ben de zannediyorum ki hani ben sorayım. O ne istiyorsa onu yapalım. Hayır. Ya, tam tersiymiş. Bizim yapmamız gerekiyor. Onu da evet. Biz yapalım. Kesinlikle öyle yani. Fazla senin en sevdiğin cümle bu gece çıkmayalım. Anladın mı sen? Yani en çok duymayı en çok sevdiğin cümle. Valla yani. Meteorolojiye bakıyorum. Diyorum, benim izinli olduğum günde hava şöyle yağmurlu olsun. Söyle ben inanıyorum buna. Ya, gerçekten vallahi öyle %100 gerçekten inanıyorum yani. Hanımı bir de kültür sanat programında böyle baya böyle şey iyi bir pozisyonu var. Her şey bedava yani gidebilirler aslında. Yılda 3 kere falan ya çıkıyorlar. Hanımınla biz tanışalım sen boş ver vallahi. Gerçekten. Gerçekten ben ona çıkarım ya her hafta sonu çıkarım. Evde her şey var diyerek. Evde her şey var. Ama öyle bir aylık öyle fazla güzel diziler var ki. Seni 3 hafta sonra fazlarda buluruz yani. Anladın mı? Yani fazlının gömleğini giymişim geziyor onun içinde. Anlamsız bir. Kültür sanat diye geldi. Kültür sanat diye geldi. Game of Thrones sezonu var. 6. sezon. İşte mutlu ilişki de böyle oluyor. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Mesela ayakkabıların yerlerini değiştirmek için dışarı çıkıyorum. Havalandırmak için. O biraz içeri giriyor falan derken. Orta yolda ama buluşuyoruz. Sanki daha çok evde kalıyormuşsunuz gibi. Sanki hanımınız da sizden önce it kopukmuş da yani sizi eve sokmuş bir dört duvar görmüş gibi davranıyor. O biraz içeri giriyor. Azıcık geziyor odalarda. Yok yok o seviyor ya. Dışarı çıkmayı seviyor yani böyle bir havalıyım falan. İşte bak demiş pazara gidiyor, gidiyor mesela diyorum aman diyorum iyi aga, gez. Çok acele etme. Gez. Her bak dükkana bak. Tabii sor hepsini sor. Tam Instagram'da Fazlı'yı arıyordum hesabı yok dediniz demiş. Murat. Aç ya, hesap. Instagram'da bir hesabım var aslında. Ama hiç gönderim yok sadece var hani bakmak için bazen. Adına soyadına mutluluğa, mı? Mutlu insanları izlemek için. Kendi adına soyadına mı? Tabii Fazlı Polat var. Öyle mi? Tabii hatta 200-300 takipçim var. Vay. Yani ne, bir şekilde hiç, bulmuşlar. Hiç görsel var mı? Hiç yok. Sıfır. Sadece profilimde fotoğrafım var. Ha, bir tane koyalım bugünden. Radyodan bir tane dursun. Yani. İş ya Mesut. Kim onunla ilgilenecek? Maksat ben orada başkalarını takip ediyorum. Ne hissediyorsun? Diğer genç gibi hissediyorum. Diğer, çok, ama çok güzel değil mi ya? Ben her gece yatakta bir 20-25 evet. Dakika. İşte bu nasıl çok deniyor. El alemin hayatlarına bakıyorum. Ama işte çok mutlular yani. Bir de mutsuzluğun fotoğrafı olsa o siteye bak girerdim. Yani herkesin mutsuz olduğu fotoğrafı. Bir de ama biz de öyleyiz. Çok sıkılıyoruz bazen mesela kızla erkekle. Herkes telefonlarla böyle gülümseyin diyor. O anda böyle gülümseyerek onu paylaşıyorlar ondan sonra. Ama sosyal medya gerçek değil yani. Şöyle bir şey varmış.
en sevdiğin insanlarla en az fotoğrafın olurmuş diye. Mesela sen çok sevdiğin bir insanla birlikte bir yere gidiyorsan, evet, hiç fotoğraf çekmek aklına bile gelmez. Ha. Yani çok sevmediğin, çok mutlu olmadığın bir ortamda sürekli fotoğraf çekermişsin. Ama biz... bizi bir kere story'e koydu. İkimizi birer tane de fotoğraf çektirmiş. Demek ki bizi çok... Sizi hiç sevmiyorum. Anladın mı? Sizden yani? Nefret ediyorum. Yayından önce. Hiç şu örneği aklına gelmiyordu. Ama bizler için çok geçerli bir şey değil ya. Biz hani onu biraz da... Business. Evet, aynen öyle. Onun için kullandığımızdan dolayı normal hani... Normal insanlar için. Yok yok ya. Mesela eşinle, sevgilinle mesela işte pazar kahvaltı. Ama hakikaten düşünüyorum şey. Gerçekten az bu tabii arada. Tabii eşinle kahvaltı yaparken. Ya benim eşimle fotoğrafım o kadar az ki, o yüzden diyorum. Çok seviyorsun demek ki. Vay. Yok. Telefonlarımız akıllı telefon değil. Çekemiyorum Müslüm. Yani sevmek konu değil de yani. Çekiyorum hep karanlık. Mesaj da atılmıyor benim telefonla. Ben tam çekemezdim, videoya giriyor. Bizim İlker'in vardı eski. Bir telefonun anneanne telefonu olduğunu nerede anlarsınız diye. Fotoğraf modunda video çek. Biliyor musun onu? Yani video modunda, aynen, fotoğraf çekmeye çalışmak. Kırmızı fotoğraf geldi. Böyle 6 kişi yan yana var. Evet. Allah senin cezan diye bitiyordu. Son biri bir video 6 saniye sabit duruyorlar diyor. En son saniye biri kıpırdıyor diyor. Bakalım bakalım. Ay, çocukların stand-up hikayelerini bir bir anlatıyorum. Bir de bunların kaydı var. Podcast olarak. Ayıba bak. Ama İlker gibi anlatamazsın tabii ki. Öyle. Daha, ben daha güzel anlatıyorum. İlker bir bıraksa. Ben oradan toparlayayım. %5 performansla dinleyip hiçbir şey hatırlamayınca hatırlamadığıma göre bence sen bunu demedin diyebilmesi demiş. Bunu söyleyen sevgili dinleyicimizin Niki de evde yoklar. Tam anlamadım ama. Şöyle dinlemiyor diyor beni. Ha. Ondan sonra sorunca da bilemiyor diyor. Ha, oo, evet. Anladın mı? Bravo. Sonra da diyormuş ki bilemeyen adam demedin ki sen. Dinlemedin. Ulan ama şu an adam kavgayı yaşadık hep beraber. Canım sıkıldı. İki tarafı da oynadım. Bir ilişki yaşadım, bitirdim az evvel. İki aylık bir ilişki bitti az önce içimde. Oh, yıprandım ya. Yoruldum acı. Hiç sana göre değil Mesut böyle şeyler. Hiç ya, ben onunla ilişki sevmiyorum. Çok yoruldum ya. Gece çıkalım mı, acık bana destek olun. Yani bu... Yine ayrıldım, acık bana. Olur olur. Olur, ya, olur, biz seni bir götürürüz. Bana daha iyisini bulacağımı falan söyleyin. Ne olur. Tabii. Şeylerle mesela eşim için söylemiyorum. Diğer bayan arkadaşlarla mesela kavga ettiğimiz zaman kadın arkadaşlarla, ya bazen o kadar çok konuşuyoruz ki, tartışıyoruz ki, bir süre sonra ne için tartıştığını unutuyorsun. Yani öyle o kadar uzun sürüyor. O yüzden sen hayat yapamazsın Mesut böyle şeyleri. Çünkü sen hemen bir gerginlikte, bir tartışmada bırakıp giden bir tarafsın. Evet. Sıkılıyorsun. Evet. O yüzden çok sabırlı olman lazım. Kadınlar bak, tartışma bir sever. Erkeksiniz. Zannedersen atla gelmiş, şuraya da silahını koymuş. Erkek. Avrat da evde. Gel, Kazakistan'dan gelmiş daha yeni. Mesut'cum geyik vurdum, akşam yer miyiz? Merve de yer mi? Sor bakalım. Erkek sözüymüş. Az sonra burada olacağız. Allah, ben şu dağızda iki tane vurayım da erkek kimmiş? Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet, kısa bir anons için karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Bendeniz Mesut Süre, Fazlı Polat ve Merve Polat kadrosuyla yayındayız. Ve bu akşamın sorusu, ilişkide kavga sebebi nedir diye sorduk. Gerçekten uzun ilişki yaşayan bir sürü dinleyicimiz varmış. Süper cevaplar gelmeye devam ediyor. Evden çıkmışken içeride cüzdanı unutmak ve ayakkabıyla girerken yakalanmak. ama bu baya anne kızması da bir yandan. Ama zaten bir süre sonra ilişkinin annesi, anne oğul oluyorsun. Ama çok kötü bir şey, öyle olmaması lazım. Öyle olmalı. Her ben işte bilmiyorum ya ilişkileri. Her erkek annesi gibi kadın arar. Ama her kadın da babası gibi adama aşık olur. Yani annen gibi arıyorsun ama ya belli bir yerden sonra da onun ayrı, yani aşağı sepetle. Ben bir kere hoşlandığım kızın babasına benzeyeyim diye at yarışına falan başladım. Göbek bıraktım, kelleştim. Dedim herhalde öyle aşık olacak. Babası gibi konuşmaya başladım. Sokaklara tükürüyorum. Ama olmadı. Nasıl birinin kızıymış o da Mesut'un. Olmadı yani. İyi kurtulmuşsun. Bazen olmayınca olmuyor. Pazar sabahı zorla kovboy filmi izletmiş demiş. Ay o babam ya. Ne dedim sana? Bazı kadınlar. Evet doğru. Peki televizyon kanallarında kimin dediği oluyor Fazlıcığım sizin evde? Eşimin dediği oluyor ama kumanda bende olduğu için o sadece diyor. Kim açıyor yani? Eşim o konuda hakikaten çok anlayışlı. Yani ben hani maç özetlerini falan çok izlerim. O da bayağı öğrendi
şey Premier Lig, La Liga futbolcuları da tanıyor artık. Futbol, bir şey söyleyeceğim. Futbol konuşan kadın size çekici geliyor mu? Yok. Bir yere kadar. Evet yani şey, anlıyor olması. Az bilecek, ha, çok bilmeyecek. Ha, az bilmesi komik olacak yani, o kadar. Tabii yani handikaplı bir, handikaplı iki, yani, iki buçuk üstü falan dedi mi tadım kaçıyor. Yani. Hadi hadi. Aynen, mesela bir kupon yapmışsın, gösteriyorsun, aptal bu tutmaz ki falan derse beni gelemez. Hayır canım, o kadar bilmesin. O kadar yani futbolla ilgili bilgisi var. Bu takımları arada, biliyor falan. Bu arada kadın ya da adam fark etmez. Kim kime aptal bu tutmaz ki der. Bir kere insan mı bu? Hani eşin olmasını geçtim. Nasıl bir ilişkiniz var ki? Kuponu gördüğü gibi yani iki adam birbirine de aptal bu tutar mı diye bir cümle var mı yani? Olabilir mesela, Fransa Ligi'ne artıyı da oynamışsın. Tamam. Tam bir malsın diyebilir yani. Hiç anlamıyorsun fazla bu işlerden, bırak bırak deyip. Allah Allah. Instagram'da paylaştığım fotoğrafı neden beğenmedin? Kavga çıkıyor. Çıkar. Demiş. Öyle mi? Çıkar, net çıkar yani. Bir de, o şey mi zorunlu yani, eşin bir fotoğraf paylaşır ama ilk beğenen sen olacaksın. İlk beğenen olmayacaksın ama görüyorsan beğeneceksin arkadaş. Böyledir. Hanımlar beyler, birazdan geleceğiz, ayrılmayın bir yerlere. Fazlı Polat, Merve Polat, Mesut Süre kardeşine. Mesut herhalde eşinin şeyini unuttu, fotoğrafını beğenmeyi unuttu. Hemen koşarak. Anonstan çıkayım da basayım like'ları. Bu arada bu anons arasında Instagram'dan canlı yayınla devam edeceğiz. Mesut Süre anonsundan. Joy Türk'ünüz açık kalsın. Canlı yayın olarak devam etmek isteyenleri de Instagram'a bekleriz. Şu anda ilişki konuşmaya devam edeceğiz oradan. Hadi hem orası konuşalım. Daha böyle sert sert. Kafamıza göre konuşuruz. Tamam. Ne yani? İnternet değil mi abi? Özgürlük, öyle biliyoruz. Sadece küfür edeceğiz. Hiç konuşmayacağız. Var mısınız sinkaflı bir yayına? Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. Tuk 19.08 yayın saatimiz. İlişkide kavga sebebi konuşmaya devam ediyoruz. Telefonu da alacağız arkadaşlar. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Az önce minik bir canlı yayın yaptık Instagram'dan. Dinleyicilerimiz de sağ olsunlar, hemen üşüştüler. Öyle denmez değil mi? Hemen kokuya geldiler. Kokuya mı geldi? Boş tabaklarla 250 tane izleyici vardı. Herkes bir kurabiye kek peşinde. Burası da su yakmıyor yani. Burası da bizim gigabaytımızdan gidiyor. Onu da bir bilin de. Bakalım bakalım. Klozet kabağına küçük su sıçratmak demiş bir dinleyicimiz. Bu birlikte yaşama aslında öğrenci evi de sorun ama. Of, tadım kaçtı. İlişkide de sorun bu. Bir taraf kapalı kalsın diyor. Bir taraf açık kalsın diyor. Bir aha, taraf kapalı kalmasının sebebi ben niye onu açıyorum diyor. Bir taraf açık kalmasının sebebi kafam çok karıştı. Ama anladınız beni değil mi? Sen kendi... Aç kapı aç kapı artı mı? Pardon. Sen kendi evindeki tuvaleti daha önce kullandın mı? Bir de o var, sanki pek girmemişsin gibi yani. Benim küçük köşede kumum var. Çok şey yapıyorum. Fazla yerinden çok fazla aynen kımıldamadığı için eşi oraya kum bırakmış. Ne komik olur gerçekten. Hani böyle şey elindeki çayı camdan aşağı böyle saksın dibine dökersin ya, onun gibi. Çok kımıldamadan. Mesela çok seviyorsun, çok aşıksın ama diyor ki kum da kum. Yani tamam der misin? Kuma ya, diyor, ben diyor yapamıyorum. Ben kumda, ha. Yani çok seviyorsun ama aşıksın. Hayatının kadını balerin. Balerin. O bu açılıyor balerin. Top, top sektiriyor ayağında. Ansızın ama... şıpagatlar atan bir kadın. Nereye kadar yapabiliyorsunuz bu zor hareketleri? Mesela dümdüz ayaktasınız. Kaç dakika durabilirsiniz? Hayır hayır. Dümdüz ayaktasınız. Mesela ayak parmaklarınıza dokunabiliyor musunuz? Dostlarım. Parmaklarıma dokunamam yani, ama dizlerinizi ellerim... kırmadan. Dizlerinizi şöyle kırmadan. Parmak uçlarım yere değer ama parmaklarıma dokunamam. Yani ama çalışırsam dokunurum. Hmm. Ha, yere değebiliyorsun. Yere değerim evet. Ben kaburgalarımı aldırırsam bunu yapabilirim. Ben size samimi gerçi söylüyorum. Gerçi şeyler de yapabilirim. Samimi söylüyorum. Baldırıma dokunabiliyorum. Yani o kadar eğilebiliyorum. Ona eğilmeden de dokunursun zaten. Yok yok, eğilmedenle eğilmem arasında zaten 5 cm falan var. Baldırımın böyle aşağı noktalarına. Yani dizime değemiyorum. Eğilerek. Senin için üzüldük.
Yok, üzülecek bir şey yok. Yine herkes gibi yaşıyorum. Kimse de mesela normal yolda yürürken. Hayır, bir insan niye ayaklarına dokunsun ki? Ha. Normalde nerede ihtiyacımız olacak buna? Gel bana bir bunu söylesin. Mesela ayrıca ilkokul öğrencisi gibi konuştu. Öğretmenim burada neye ihtiyacım? Hayır bu? Ama diz var yani. Diz niye var insan vücudunda? Dokunmak için. Bük diye var yani. Ben o dizi bükmeden bir şey yapmak zorunda değilim ki yani. Ama esnemek diye bir şey var. Kas, esneme. Esneteceksin. Adam 35 yıldır hiç esnememiş mesela. Ne kaybetmiş? Zaten. Adam böyle oldun. 36 yaşına gelmiş. Demek ki yaşanıyor yani bir şekilde. Ne var ya? Bükün. Dizinizi bükmekten korkmayın. İnsan dizi asla seni yarı yolda bırakmaz. Eprimez, yıpranmaz. Bük abi. Yani bük, tamam. Bük de o kasa da yazık. Azıcık onu da bir yerinden oynat ya. Bir esnet. Bir kendine getir. Bu çok gaz diyorlar sporu son dönemde. Yani şeyi çok gaz diyorlar ya. Spor yararsız. Yoga. Ya inanılmaz. Bizim şirketteki arkadaşım da gidiyor şimdi. 800 lira veriyor. 10 derse. İyi ya, 80 lira işte. Ve yani şey yani. Sen kaç para olsun istiyorsun? Fazla. Ailesiz çok, yani hiçbir şey çok yok. Çok içten söylesene. Top bile vermemişler yanında. O pilates zaten. Yoga'da top pardon, yok. Pardon. Pilates'e gidiyor. Pilates'e gidiyor. Yoga gitmiş, tenis topu vermişler 3 tane. Al bununla çevir. Bunun felsefesini öğren. Yeşil toplardan üçlü. Zaten onlar üçlü satılıyor ya 1 milyoncularda. Onlardan. Bu Ebru Şahlı'nın yaptığı pilates miydi? Evet. Tamam, pilates. Fazlacığım zaten haliniz. Mesela yoga 10 ders 800 lira dediniz ya. Aklınızdan ne geçiyor? Adam geldi dedi ki merhabalar, 10 derslik bir yoga eğitimi var, fiyatını siz belirliyorsunuz. 10 lira tanesi. Ben bunun bir para karşılığı yapıldığını bilmiyorum. Bunun belediye spor salonlarında halka açık yerlerde. Yani spor yapın dendiği için. Bir de ya şimdi tabii ki bu işi yapanları da karşıma almak istiyorum. Aman alayım, kaç kişi vardı? Vardı valla. Bayağı var, eskisi gibi değil. Eskiden 6-7 kişiydi. Yok, esnemek için ne bileyim ya, bana belki sağlıklı yaşam yani. Canım. Hani internette her şey var, aç şeyi, bir şeyi, interneti. Ama şimdi bilmeden bazı yaptığın bir şey oluyor ya. Ne yaşadığınızı çok bilmiyorsunuz gibi. Sürekli aç interneti. İnterneti kötü kullanıyor, zararlı siteler. Ne yazıyorsun acaba internette? Parmağıma nasıl dokunur? Yaz buzuna. Hemen ya. Çıkar ya. Benim arkadaşım böyle. Benim Manson falan. Böyle konsollu oyunlar var ya. Hı-hı. Maç yapıyorsun. Hı-hı. Kol bozulmuş. İnternetten baka tamir etmiş kolu. Hiç anlamaz tamirden. Baka her şeyin videosu var yani. Ya yaparsın ama doğru. Şöyle bir şey var, bedeni sakatlama ihtimalin var ya. Yani ilk önce en başta en azından bir profesyonelle yapıp kendi bedenini tanıyıp sonradan kendin devam edebilirsin zaten. O 800'ü ver diyorsun yani. Ya ver ya. Yani senden fazla iyi satışçı olur ha. İkimizin 1600 lirasını kaptın şu anda. Biz iki kişi gelsin de kapıyoruz. Yani beraber gelsin. Hareketin yarısını ben yapıyorum, yarısını Mesut. Yanlış anlama, dilenci değilim. Karşıya geçeceğim. Hayır. Bir de o lafa da hastayım. Evet, dilenci ya. Değilim. Dilencisin. Yanlış anlama, dilenci değilim diye para istiyor benden. Aynen öyle şey. Ya emlakçı değil de gayrimenkul danışmanı da bekliyor. Hayır, sanki yanlış anlama, dilenci değilim. Şimdi kıyma almaya gidiyoruz. Yok, şey diyor, dilenci değilim diyor. Bana beri alır mısın? Düşüyorum diyor. Tamam gel alayım dedim bir kere. Yok sen parasını da ben alırım, sen gel. Bere mi al? Aa. Değişikmiş ha. Bana da mesela evet, şey diyor, çok açım işte, bana bir şey alır mısın diyor. Tamam alırım diyorum. Bana para ver, ben kendim alırım. Yok hadi gel gidelim birlikte alalım diyorum. Öyle çok yaptım mesela. Öyle alıyorum. Senden önce yemiştir o bir de çok. Evet, muhtemelen. Aynı yere götür inadına. Aynı dönerden bir daha yesin. Abi buraya geldim bugün diye. Bir de durduk yere. Bir de öyle esnaf da var ya, bunlara inanmayın, bunlar hep burada falan diyen. Dükkanı açan adam da öyleymiş zamanla. Yapa o dükkanı açmış. Biz de bu yollardan geçtik. Onunla böyle üstü başı yırtık. Ben de böyle yaptım dükkanı. Şurada ısmarla diye. Abi benim yerimde ısmarlaya döndüm. 10 lira vereceğiz diye şuradaki lordluğumuza bak. Çocuklarla anlaşmış değil mi? Vardır ya böyle turizm rehberleriyle yani anlaşanlar. Şurada fazladan karşılıksız 5 lira 10 lira vereceğiz. Üçümüz de deminden beri vermemek için. Ekselansları gibi konuşuyoruz yani şöyle böyle. O da onu yapıyordur, bu da bunu. Ulan tamam ya, bir anlatma ya. 10 lira ya. Allah Allah. Yanımızdan geçen hatunun lanet olasıca kısa eteği. Onun yüzünden akşam yemeğini dışarıda yiyeceğiz. Gitti paralar. Fazlı Bey'e selamlar demiş Ömer Altın. Bakar mısınız efendim? Herhalde etekle bana mı baktı? Bana selam gönderin. Hayır. Bir gün etek giymiş, o mu? Fazlı. Aynen. Nokta vardı orada. Şaka yapıyorum. Sonra Fazlı Bey'e selamlar. Şimdi sevgilinizle, hanımınızla geziyorsunuz. Hı hı. Bir hanımefendi tangalı yürüyor. Gerçi o meczuptur. Ben polisi arayın. Hastaneye bile. Bana bir tane tanga alır mısın? Çok üşüyorum. Yanlış anlama. Dilenci değilim. Bana bir tanga. Tabii buyurun, hemen gidelim. Erotik bu havada iki tanga zaten itiyor yani. Ay, bana böyle zilli. Üst üste giyiyormuş. Zilli mi? Zilli donlar var ya.
Zilli don don. Ama bu da yani mecburdum yapmaya. Ama Fazlıcığım siz çok geride kalmışsınız. Ne zillisi ya? Yani... Değil mi hani eşin nerede diye anlamak için. İnek mi bu ya eşin? Bir anda içeri giren. Mesela aldatıyorsun. Hemen sesi duydun mu hemen hatunu yollayacaksın. Çiling 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 abi benim hatun geliyor. Kaç kaç kaç. Kadın da onu romantik. Vallahi ikinci kattan çok keskin bir zil sesi geldi. Bence yavaştan toparlanalım. Hemen anlattın kadını camdan aşağı atacağım. Zilli hadi don diyorum. Acaba hafızanızda nerede duruyor? Çok merak ediyorum Fazıl Bey. Ya bilmiyorum zilli don aklıma geldi. Ya zilli var. Don 2000'de falandı değil mi yani? Ne kadar eski bir şey. Vardı mı? Vardı. Vardı da çok ben, eski bir şey yani. Sen bir şey böyle bir şeyin varlığını şu anda öğreniyorsun. Yok yok vardı da. Nereden aklıma geldi? Hakikaten ergenlikte zilli don. Çıkır çıkır ses geliyormuş ben. Fazla bir yerden ya, aklıma geldi ya bir şey söyleyeyim. Bozuk para diye düşünüyordum ama. Ben dur lan yere 20 lira atacağım. Bakalım onu alırken sesi duyarız. Belimden gözüküyor zilden. Noel Baba gibi gözüküyor. Bir de öyle bir moda vardı ya. Belin kenarlarından çıkarıyorlardı falan. Onu da bilesin sen. Ne zili be? Zil de zil ya. Belinden zil çıkaralım. Dansöz mü ya bu? O bir moda olsaydı ya böyle hani. Benim 80'ler Amerika'sında zilli don hepsi Madonna şimdilerde Rüya. Şakira takıyordu işte. Herkes Rihanna. Bu normal olsaydı mı biz de? Olabilir de abi insan tecrübelerinden yukarı. Ben mesela dar pantolonu hiç tutacağını düşünmemiştim. Çorapsız hani dar giyiyorlar ya. Sen hangi moda bilginle acaba geleceğinde? Dedim bunu evde işim var ona dedim. Acaba biz yani modadan ne anlıyoruz? Bize çünkü bizlere normal vatandaşlara yani moda. Bu sene kahverengi moda diyorlar. Şey anlamsız geliyor yani. Peki diyorum. Evdeki tüm kahverengi kıyafetleri çıkartıyorum ben. Bu sene olur. Sarı moda iyi tamam. Evet, tamam. Sarı da var. Pembe getir. Yani. Bu sene bir şey giymiyoruz olur. Bu sene zilli olur. İncir yapıyor sadece zil, tamam. Bugünün geleceğini biliyordum. Zilleri çıkarıyor. Bakalım sevgili dinleyiciler. Telefonla görüşme süresi yeterince yazdığında kapatmaya çalıştığımı anlamasıyla çıkan kavga. Yeterince yazmak mı? Artık kapatmaya çalışmak mı? Aynen bu herhalde şey yurt dışı filandır. Ha olabilir. Öyle evet. Geldi bana. Çünkü artık yani eşi dışarıda. Dakikalar bir şeyler. Onlardan WhatsApp'tan arıyorsun ya insanları. Evet. Yani bence artık onlar kalktı ya zaten. Dakikaların falan filan var. Kimse onu düşünmüyor ne kadar konuşuyor diye. Kontörlü de öyle kapatmaya şey çalışıyor. Kılıf oraya gibime geliyor. Bence de. Ama bir şey diyeyim ben size. Askerdeyken ben de çok yaptım bunu. Askerde o kadar yoruluyordum ki zaten. Bir de şimdi eşim arıyor. Acaba yani askerde ne yapıyordu? Vallahi çok yoruluyordum. Hep ayak benim yatmaya bu kadar şey diyordum. Askerde şeydim. Muhafızdım. Hep ayakta duruyordum, nöbet tutuyordum hep. O kadar yorgundum ki eşim arıyordu mesela konuşmak istemiyordum. Yani zaten yorgundum. Hani gidip bir an önce yatmak istiyordum. Bin tane yalan söyledim. İşte burada komutan ceza geliyor. İşledim. Diskoya girdim 15 gün. Mesela 15 gün aşıyordu. Diskoya girdim diyor 15 gün. 15 gün. Şöyle oldu, böyle oldu falan. Yani iyi. Vatanın kim? Tabii onun şaka olduğunu söyleyeyim de ondan sonra. Yapacağım söyle söyle. Bakalım sizden gelen cevaplar. Ne olur evi toplamama yardım et diye yalvardıktan sonra örneğin salondaki kıyafetlerini alıp öylece yatağın üstüne atıp topladım demesi demiş. Ha, anladım. İşte oradan almış oraya kaldırmış. Evet yani yardım etmek istiyor aslında da. Beceremiyor. Ha, yani elinden gelmiyor yani. Ben ya de nasıl bazı gelmiyor şeyler ya? Gelmiyor ama ya. Ütü ben mesela yapamıyorum. Ya, tamam ütü zor bir şey. Ama yani eşyasını alıp nesi da çekmecesine koysun. Ütü çok zor. Ütü dünyanın en kolay. Ütünün yerini bile bulamıyorum. O kadar ütü uzağım yani. Ütü yani. Ne ütü bileyim? Masası açtı mı hiç hayatında? Açılmışı var. Evde açık zaten. Mesut üzerine koyup ütülüyor. Allah Allah. Ütü suyu götürdün mü hiç? Ütü suyu mu? İlk defa duydum. Ay gerçekten ütü suyu götürmek. Ütü suyu götürmek. Şimdi eskiden artık kazanlı. Şey mi? Doldur. Kaynar su mu götürüyorsun ütüye? Yok. Yo. Öyle bir kapı var. Annen diyor ki ütü suyu getir. Ya nereden dolduruyorsun suyu? Normal çeşmeden dolduruyorsun. Şey su değil yani. Yok, sıcaklığı normal, soğuk değil. Normal. Ha. Ütü suyu. İçme suyu mesela oraya koysan kızar mı annen? Ütü bozulur. Oo temiz su değil. Hiç alışkın ütü değilim ya. Ütü içerler onu mis gibi su diye. Benimkine yengem yanlışlıkla gazoz koymuştu. Habire şey yapışıyor tamam mı? Altına bakıyor bir şey mi oldu diye yapışıyor. Gazoz mu koydu? Yanlışlıkla koymuşsa bardakta getiriyorlar ya su getirmiş. Gazozu getirmiş dökmüş içine. Kolalamak var herhalde yanlış anladım. Gazozlamış. Yakısı kolalamak. Döküyorsun kolayı. Bakalım gereksiz her şey konuşması. Ya da bunu okumuştuk daha önce.
Aa güzelmiş. Rabarba dinleyeceğim kapat diye telefonu kapatması. Şimdi arabada dinliyor. O yol bitecek eve gelecek nasılsa demiş. Büyük kavga var birazdan. İki tarafta aynı anda farklı diziler izlerken PC ve televizyonda kendi dizisi reklama girince sana sarıp benden hiç ilgilenmiyorum demesi. Bu kadın, çok güzelmiş. Evet ya. Evet ama bunu kadın yapar, erkek yapmaz. Çok güzelmiş. İyi de oğlum. Bir reklam 12 dakika zaten. Muhtemelen 12 dakika saracak sonra. Yine İnternette reklam yok ki oğlum. Ha, o yüzden kadın televizyondan izliyor muhtemelen. Erkek evet. Televizyondaki diziyi izlemiyor. Yani, İnternette diyor ki sana da reklam olsun diyor. Evet. Sen böyle, de araya reklam böyle al diyor. Bunlarda hani ortak zevkleri bulmak gerekiyor galiba ya. Yani ortak o dizi. Kadar ortak yok, zevk ortak bulamazsın maç ki. Falan. Ortak maç. Lig. Ortak lig yani. İspanya olur. Aynen. Fransa. Aynen. Birini ortak lig bulacaksın. Onu sevsin artık. Bütün takımlarını tanıtacaksın. Birini sevecek artık. Yani nedir? Hanımlar beyler, ilişkide kavga sebebi. Instagram Mesut Süre hesabından yığınız cevapları. Bu arada saat 19.21 itibariyle. Hadi soralım. Şu anda Rabarba'yı tam olarak nereden dinliyorsunuz? Instagram Mesut Süre hesabına herkes dinlediği şehri ve semti yazabilir mi? İstanbul olursa semtler de güzel olur. Onları da öğrenelim. Ve diğer hangi şehirlerden şu an itibariyle dinliyorsunuz? Bir öğrenmek istiyoruz. Ne kadar kalabalığız? Onu da görmek istiyoruz. Böyle şeyler her zaman için motivasyon kaynağı radyo programcılığında. Küçük bir ara, sonra buradayız. Dum 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 dum. Mesut Süre'yle Rabarba devam ediyor. 19.30 yayın saatimiz sevgili dinleyiciler. Bizi nereden dinliyorsunuz diye sormuştum. 100'e yakın dinleyicimiz sağ olsun hemen yazmışlar. Çok güzel ben sayılar bunlar. Diyor. Stockholm var. Stockholm. Aha, Tokat var. Ondan sonra Küçükköy, İstanbul. Küçükköy Beylikdüzü, Ataşehir, Levent. Ankara, Bursa, Sultan Gazi, İzmit, Tiflis. Ana, Milano. Almanya, Rammstein. Berlin, Katar. Valla gerçekten. Hepsi gelmiş. Kaç? 10, 12 farklı ülke. Hadi. Katar. Ben... Katar mı? İstesi satın alır yani. Oğlum her... Radyo... Son anons alabiliyor muyuz? Parası var Katar diye. İyi de oğlum her Katar'daki çok zengin diye bir şey yok yani. Türkiye'de de çok zenginler var ama. Biz yani karşılaşmıyoruz. Ben fakir Katarlı görmedim hiç yani. Bazı sen Katarlı öyle. Gördün mü? Muhtemelen onu fakirse başka ülkeye atıyorlardır. Katar zaten bir ülke değil. Katar yani sen, suni, gibi. Aynen, suni bir ülke yani. Böyle proje. Katar aile proje gibi mi? Yani. Zengin bir aile gibi. Bir takım dünya köle üzerinde. Şöyle yapmışlar. Dünya üzerinde başka ülkelerin genelde vergi kaçakçıları toplanıyorlar Katar'da. Ne güzel de kaçırdık bir ülke diye. Yapalım falan. Sabah akşam parti. Katar, öyle diyebiliyorum Katar. Sürekli 10 parti sabaha kadar. Boş zamanlarında bina yapıp uzun binalar. Onun dışında parti. Çöl köyde. Fırtınaları. Katar'a dair bilgilerimiz göz yaşartıcı. Evet. Bir de elektrik su beleş. Bir de buradan kale. Her rezidansta kapının önüne süt koyuyorlarmış. Rezidansta. Ayın işte Küba'da öyleydi ya, burada da. Niye? Küba'da öyle. Eğitim ve yiyecek içecek bedava. Evet. Kapının önüne süt koyması ihtiyacı olan tabii kesin ihtiyacı mi? Olan. Tabii tabii şey için. Orada kedi gibi mantık. İnsanların Kübalara kedi muamelesi yapmaları da. Hayır ya. Küba Küba kendine gel. Yiyecek öyle yani. Sakız çocuk... atmıyorlar çünkü ağızları yapışırsa beslenemiyorlar diye. Küba çok enteresan. Çocuk büyütmek için ya. Memesini koysun o zaman. Orada çocuklar orada emsiliyor. Ya yani dur oğlum. İnek getirmiş yani. inek ne kapının önüne. Böyle kadrolu anne alsa var ya böyle şey. Süt anne. Herkes kapının önünde bir anne bağlı. Şey vardır ya süpervizörler vardır ya böyle firmalarda GSM operatörleri falan toplanırlar. 8-10 tane çocuğu yollarlar şey mahallenin içine. Ya anketörlük yapmaya ya kapı kapı gir. İşte herkese sor diye. Ya da kahve tarı gibi. O ne biçim bir şey. 10 kişi toplayıp. Ben yaptım böyle çok ya. Mesela bir gayrimenkul firması Bursa'da. Sağlam bir firma. Bursa'da şeye girecekti. İşe girecekti yani. Hı-hı. Yatırım yapacaktı. Topladılar bizim gibi işsiz güçsüz. Lisedeyim o zaman yaz. Gidin sorun. Ha dediler ki İhtiyaç bize, var mı diye. Şey taşınmayı düşünüyor musunuz? Evinizden memnun musunuz diye. Herkese soruyorsun. Ondan anket sonra, yapıyorsun. Ha işte evini
burası kira ama memnun değilim, daha güzel bir yere çıkmak istiyorum diyenlere not alıyorsun. Hemen numarasını burayı alıyorsun. Burayı satabilirim diyenlere. Onların numarasını. Ya muhtemelen Mesut sormamıştı, kendisi doldurmuştu onu. Sonra ortaya çıktı benim ya. Bütün gün bir yerde oturup çay içmiştir, doldurmuştur. He, ben yakalandım bugün. Herkes... Ama gözlemliyorlar ya, o süpervizörün şeyi o yani. Pıtır pıtır çalışırken ben yakalandım. Bu ne dedim, buna kim uğraşacak? O zamandan başladı bana küçükken. küçük hesaplar. Statistik şirketimi kurdum diye. Küçük açlıklar. Yani emekten kaça kaça bu yaşıma kadar geldim, anladın mı? Hani ne kadar az emek harcıyorum diye diye. O zaman da öyleydi. Fazlacığım, sizinle konuşurken zaman zaman gözüm takılıyor. Şimdiye kadar gördüğüm en komplike dövme sizde. acaba neden kolunuza istavrit dövmesi yaptırdınız? Bana bunu açıklar mısınız? Karadenizli ya. O aslında... Ejderha yap dedim adamı. Ejderha yok ama balık var demiş. Bir çubalıya yaptırdım bunu. Çok süt içmekten. Nedir o dövmenizin hikayesi? Hadi bakalım. Hayat ağacı. Yani? Darwin'in hayat ağacını. Ha, bizden önceki. Sen önceki arkadaşım da. Bu kadar zamandır tanışıyoruz ki benden önce onunla vakit geçiriyor olabilirsin. Tabii kendini biyoloji falan. Yürüyen bir balık mı var şu anda kolunuzda? Arkadaşlar size de şunu soracağım sevgili Rabarba dinleyicileri. Instagram'dan yazar mısınız? Şimdiye kadar gördüğünüz en kötü dövme. Yani yazı olarak yazabilirsiniz. Şunun görseli diye şimdiye kadar şahit olduğunuz en kötü dövme. Çünkü daha kötüsünü görene kadar en kötüsü şu an görmüş oldum. Belki bu hayalimi, anladın mı, değiştirir dinleyicilerimiz. Ben mesela en kötüsünü seçip, ben bir dövme yaptırmak istiyorum yine. Evet. Belki o en kötüsünü seçip yaparım. En kötü dövmeyi mi? En kötüsünü yapacağım. Ne ama ne var kafanda? İşte... Göndersinler, oradan seçelim diyorum. Ha. Hala şeyler geliyor, Yalova, Pendik. Nereden dinliyorsunuz da cevaplar devam ediyor. Tabii internetten geç gidiyor ses. Aynen. Oğlum, yarım saat geç gidiyor herhalde. Baya doldu biz konuşalım. Abi hoş geldiniz yayına diyen var, saat 6 herhalde orada da. Geçen Cuma'yı dinleyen var, ben de anlamadım. Allah'ım. Şimdi sevgili dinleyiciler, gördüğünüz en kötü dövme. İnsanların mesela eşiniz var, karının dövmesini yaptırman sence nasıl? Ya da onu karının şey vücudunda, sırtında senin vesikalık fotoğrafın. Tam arkada böyle kırmızı Türk bayrağı falan var. Ya orta ikideki Fazlı Polat. Hani bunun sırtında boydan boya. İster misin bunu? Ne zaman arkasını dönse evin içinde mesela? Ben. Orta ikiye giden Fazlı. İlkokulda fotoğrafımızı çekiyorlardı ya. Evet. Şey, önümüzde abaküs kalemle. İşte o konuda başladı falan diye. Tarih yazardı. 1990 bilmem ne. Orada benim vardı şimdi hani gözlüklü fotoğrafım. Ha. Eşimin de var. Onları astık duvara. Vay. Ama yani, çok tatlıymış. Evet. Yan yana mısınız? Enri, he. Yani, güzel be. O kadar kötüyüz ki. Yani o duvarı öteki odaya kattık. O kadar duvarı yıktık, pozisyonda kaldık. Fotoğrafları kaldırsaydınız canım. O kadar uğraşmasaydınız fazla. O da tabii. Sen fikir. Merve. Ne? Mesela yıllarca sevgilim var. Sırtında kendi dövmeni görmek ister misin? İstemem. Portreni. İstemem. Neden? Ve ismimi bile görmek istemem orada. Ha. Ne gerek var ya? Ama böyle mesela şey çok şık. Şimdi çok hoşuma gidiyor. Böyle çocuklarının falan küçüklük fotoğraflarını falan böyle silüet şeklinde yaptırıyorlar. O çok hoşuma gidiyor mesela o dövmeler. Çocuğun tabanını, yeni doğan ya, çocuğun mesela tabanını. Ayağını falan bir şeyini yaptırıyorlar. Benim hoşuma gidiyor. Mesela çocuğum falan olsa öyle bir şey. Mesela iki kardeş var diyelim ki anne o iki kardeşin çocukluk zamanlarından bir fotoğrafını bulup yaptırıyor falan. Onlar güzel şeyler. Gelmiş arkadaşlar en kötü dövmeye adaylar. Kıbrıs haritası. Bir filiz görmüş. Ama Rum kesimi yok yine. Şu da güzel. Kalp içinde aleyhine tilki. Ya ben geçen gün ne gördüm? Bence bunlar daha güzel senin balıktan fazla. Evet evet. Buyurun. Ben geçen gün şey gördüm. Bayağı İzmir'de metroda adamın elinde şey yazıyordu. Zalimsin yar. Bayağı elinin üstünde. Hatta fotoğrafını çektim. Story'e koydum. Çünkü keşke kaydetseydim. Zalimsin yar yazıyordu bir elinde. Onu fark ettirmeden çektim. Öteki elinde de sebebimsin yazıyordu. Arkasında beni yıka. Gerçek adam kendini araba gibi zannetmiş yani. Plaka falan da vardır onun bir yerinde. Gözlerin hastasıyım, yolların ustasıyım. Nazar boncuğu dövmesi. O kötü ya. Nasıl? Kötü. Ama düşünsene yani. Hiç nazar değmeyecek. Pardon. Boncuk taksın. Doğru. Yani. Ama boncuğu unutursun, düşer falan. Ya dert boncuk vallahi. Enseye barkod dövmesi.
Nasıl? Onu gördük ya. Çok evet, çok var ondan da, ben de çok sevmiyorum. O çok ötüyor gross marketlerde. Gerçekten sürekli yani. Bir hırsızlık muamelesi. Çünkü oradaki barkodların herhalde rastgele yapıyor dövmeciler. Kimi beşlik çiçek ya, kimi ikilik baldo pirinç. Anladın mı? Birlik çay. Yani fiyatın belli. Rica ederim. Ben yani bir yerden çıkarken 19.90 diye ötmek istemem. Tamam, çok pahalı değilim. Hani anladın mı? Parayla beni alabilirsin ama bu fiyata değil yani. Bakalım sizden gelen cevaplar arkadaşlar. Gördüğünüz en kötü dövmeyi soruyoruz. Bakalım. Bir arkadaşım enigma yazdırmak istemiş. Dövmeci enigna yazmış. Ya ne olacak ya diye. Ya bir şey yok. Enigma'nın zaten anlamı kim yok. Kim biliyor zaten Enigma'yı? Kim biliyor ama Enigma'yı? Ama 2. Dünya Savaşı şifre. Ya sus. Allah Allah. Enigma. Ebola yazmış. Ebolalı bu ya. Koli Vasili dövmesiyle 25 sene gezmiş. 90'lı yıllarda ne çok çıkardı Koli Vasili. Şeyde Kumurgaz taraflarında. Evet. Tam çok... bizim denize girdiğimiz zaman. Orada yazdığımız oldu. Çok akrabanızı Koli Vasili'ye kurban aynen vermişiz diye duyduk Fazıl Bey. Evet ya onlar. O dönemde. Hatırlamak bile istemiyor. Kuvareşman'ın göz damlası. He. Kötü. O da sildirmiş. Öyle mi? Kadınlardaki gül dövmesi. Gül nasıl dövme için? Şimdi çok güzellerini yapıyorlar. Ama gül. Hakikaten evet, çok güzel çiçek gül dövmeleri yapıyorlar. Artık çünkü illüstrasyon çok geliştiği için. Ama normal böyle klasik bir gülü ben de sevmiyorum. Ha. Evet, artık böyle daha klasik değişik. Klasik gülün kendisi, suyu. Kendisi de sevmiyorum yani evet. Gül bugün çıksa hayatımızdan çoğu insan sevinir. Sevilmeyen akraba gibi gül yani. Anladın mı? Zaman zaman görmek zorunda olduğumuz, vakit geçirmek zorunda olduğumuz bir şey yani gül. Sadece ışıklarda beklerken almak zorunda olduğun, zorla satılan. Zorla. Tabii alıyorsun. O ışıklarda muz aldınız mı hiç? Yok, ben aldım. Muz satan görmedim ya. Ben aldım. Yani trafikte aldım muz. Muz ne güzel fikir ya. Evet, hemen insan hemen canı muz istiyor. Muz, fındık. Allah. Fındığı da alıyorum mesela. Yemesi zor bir şey. Mesela şeftali yemesi çok zor. Ben geçen şeftali yiyeyim dedim. Arkadaş sıçrıyor. En son duş aldım yani. Ulan sadece meyve yemek amacıyla başlamıştım yola yani. Durdum. 50 metre sonra duş başlı satıyorlar. Buyurun yıkanın. Kendimiz. Yani niye ben duşta buldum kendimi? Bir de şeftali şeyi de geçmedi yani. Hevesim de yiyemedim de. Anladın mı? Sadece üstüm başım şeftali. Ben de mesela öyle meyveleri soymayı hiç sevmiyorum. Kimdi acaba ya? Sensindir fazla kesin. Yok yok, benim araba da hayatta. Arabandan bir şey yedirtir misin? Bir kere çekirdek çitlediler sağ olsunlar oturduğumuz yerde. Gece görmedim. Sabah bir baktım arabanın arka tarafı full çekirdek dolmuş. Biz mi yaptık? Eskişehir'de Şahin Tepesi'nde. Ha, sen tamam. De vardın orada. Öyle mi? En çok sen çitliyorsun. Ama çıtır çıtır çıtır. Şöyle söyleyeyim. Senin o araban çekirdekle beraber biraz daha lüks bir yer olmuştur yani. Koltuğun biri kırıktı. O yani ne bileyim, birkaç ölmüş şoför vardı yani. Ama devam ediyordu araba. Bayağı can sıkıcı. Çok eski bir arabaydı. Şimdi satsan 450 lira falan. Zaten şey çok güzel. 1000 liraya araba sattım ya. Adama dedim tek yapman gereken arabayı götürebilmek. İttire adam. Hurdacıya vermiş. 1000 liraya araba satmak. Gelen cevaplara bakalım. Gördüğünüz en kötü dövmeyi soruyoruz arkadaşlar. Dönerci dövmesi. Ne? Döner kesen adam. Dövmesi. İster misiniz böyle bir dövme? Ya bunu yapsak babam yapar. Bunu bir de Almancılar yapar bence. It's my life yazısı altında Jon Bon Jovi yazılmış demiş. Bu güzel canım gene. Hani bir şeyler dinliyorum. Bu. Askerde görmüştüm. Sağ kolunda omuzdan ele kadar hayat buysa üstü kalsın. Ya o atar gider de işte belli bir süre yani, o dövme ömrün boyunca sende kalıyor ya. Aa, ben şey gördüm geçen gün ya, yine otobüste bir arkadaşım böyle kolunda baya dirseğine kadar kocaman ille de sen yazıyordu, D de bitişik. Hem de kocaman yani, ille desen. Ben de ille desen anladım. Niye ayıralım ki desen. Yok. O kadar anlamadım. İlle desen. Peki bir şey söyleyeceğim. Belki ille desen diyor. İnsanın kolunda mesela 30 sene falan anlatım bozukluğuyla dolaşmış. Ne kadar üzücü bir şey ya. İlle desen, bir de böyle eşek kadar yani, o kadar büyük ki. Kaynaştırma harfleri YŞS'yi de koymuş dördünde. Unutmayayım diye. Ya o şeyler ayırmalar hakikaten beni de çok geriyor yazarken falan. Neden ya, öğrenmem ya, sırf o riske girmemek için alayını ayırıyorum yani. Abi, alayını. O daha kötü biliyor musun? Mesela Filer, D'ler. Ayrılmaması gereken D'yi ayrı yazan insan B
beni her şey bitiş kazadan daha çok rahatsız ediyor. Ben çünkü onda bir kuntizlik var. O bir şey. Risk almıyor. O bir şey öğrenmiş. Vallahi. Bilmiş ama araştırmamış. Anladın mı? Hani fazlının lısını ayırıyorum falan. Bütün ekleri belki ayırmış. Ayırıyordur falan. İyilik miyelik. Senin isminin beşe ayırsak da yani. Kimse tanıyamasa. Anası babası tanıyamasa tüm fazlını. Küçükken çok öğretmen böyle herkesin ismini yazsın falan derdi de. Yani orada bile ismimin ne kadar aslında hoş olmadığının farkındaydım. Yanına böyle şekiller yapardım ismi benim. Güller çiçekler. Yapardım. Çiçek. Yine ha, çirkin yine çirkinsin güzelleşsin yani. Diye güzelleşsin diye ismim. Adam yazıyor mesela işte Buğra işte Berke falan. O güzel. O yanına bir şey yapması gerek yok. Ben Güller, Ebru, Lisan. Hattat oluyordum biraz. O kadar kötü ki isim yani. Güzel yazı dersinde birinciydim. Ya fazla değil mi? Öğrencimiz var. Osmanlı tuğrası yapıyor. Daha 6 yaşında bu çocuk yani. Ne ara kendini, İmzasını atıyor. Ne ara kendini geliştirdi. Bütün Doblo'ların tuğralarını adam yapıyor. Sadece ben yapıyorum işte. Allah Allah. Hadi gelelim birazdan. 19.44 yayın saatimiz. Mimar Sinan da böyle belki de ünlü olmuştur. Sinan'ı hiç sevmiyordur. Yanına yapa yapa. Dur lan yumurta kıracağım diye. Cami yapmış. Mimar Sinan yazarken bir bakmış okulun içinde cami. Selimiye cami böyle yapıldı diye biliyorum. Böyle bir şey duydum. Hadi gelelim birazdan. 19.45 yayın saatimiz sevgili dinleyenler. Hava bugün yağmurluymuş bu arada. Mesut Süreyle Rabarba devam ediyor. Evet. Hanımlar beyler 19.53 yayın saatimiz. Yavaş yavaş Rabarba'yı toparladığımız anonstayız. Merve Polat, Fazlı Polat, Mesut Süre kadrosuyla devam ediyoruz. İlişkide kavga sebebi konuşmuştuk. Ta en başta tekrar ana konumuza dönüyoruz. Bumerang gibi yayın yaptık bugün. Başa dönüyor. Aynen. Ben yakın zamanda eşimle kavga ettim bu konuda. Konu neydi? Şeydi. Kavga dedim hani küçük bir tartışma oldu. Şöyle internetten diş fırçası istedi. Şöyle pahalısından bir diş fırçası alsana dedi. Ben diş macunu alacaktım çünkü internetten. Bana diş fırçası al dedi. Sonra diş macunu alırken bir baktım. Benim alacağım diş macununda kampanya var. İki tane macun alana bir tane diş fırçası bedava. Bana mantıklı geldi. Alayım dedim, onu da ona veririm. Sonra bir geldi eşantiyon ya, dandik bir şey. Güzeldi elektronik. Macunlar 4 lira ama anlamadık. Yolculuk diş fırçaları var ya böyle dandik. Ama ben hiçbir şey olmamış gibi bunu aldım, ne güzel değil mi falan dedi. Bazı diş fırçası var, dişini çamurluyor sanki. Yani var olan temizliğin aşağısına iniyor. Yani. Böyle olur mu? Ya? Medeniyet gibi geziyor, tek dişi var. Hepsini döktü. O kadar. Ne oldu? Bayağı şey yaptı yani, bunu mu aldın? Bunu eşantiyon muyum ben falan gibi. Yani eşantiyon niye bana veriyorsun? Ama çok ayıp gerçekten yani. Ama ben sen de... Mesut'tan alışmışsın işte eşantiyonu birine vermeye, o yüzden. Evet Mesut, tamam. Beni hiç sen bir bedava. Çünkü yani sen de ben aldım bedavayı ona verdim gibi. Evet. Bir şeyin bedava olması sanki öyle çok fosforlu yeşil yanıp sönüyor gibi yani. Değil sürekli yani oraya bakmak istiyorsun, yanına gitmek istiyorsun. Bedava, beyin bedava, çok bedava. Net çalışıyor yani, bedava. Hı-hı. Almalıyım. Evet, senden para almayacağız. Bedava, bu iyiliği, çukur girmeliyim. Bu iyiliği niye yapıyoruz hiç sorma. Bedava, çukur girmeliyim. Kök toprağı. Yani, derler ya öyle bedava tabii. Çukur bulsa ölecek diye. Evet. Tam olarak öyle demez herhalde. Öyle derler bedava ya. Boş mezar bulsan atlayacaksın derler. İşte doğrusu bu. Bedava çukur bulsa satacak mı derler. Öyle bir şey derler. Bedava çukur bulsan ev dikeceksin. Öyle derler ama yani. Tabii tok et, reklam. Şimdi sen peki problem eder misin böyle bir şey? Eşantiyon sana veriliyor. Yani fazla pizza söyleyip kenarlarını alma. Tatlı ben içini yedim ama bana mantıklı geldi. Ama bir şey ben kenarlarını sevmiyorum. Yani bir şey istiyorsam, özellikle istediysen ve iyisinden olması için zaten hani internetten alalım dediysen, biri bana eşantiyon getiriyorsa al bunu sen gidip görmeniz kullan. Lazım diye. Bu da eşantiyon diye bağırıyor yani. Evde. Bedavayım ben. Ya ben sen benimle dalga mı geçiyorsun derim yani. Kapamıyordu ya öyle dandik bir şey. Plastiği falan böyle yamuk yumuk. Vallahi yani, fırçalı şeyleri yoktu, fırçası yoktu ya, yarısı düşmüş falan. Misvak getirmiş. Ya fırçalama, çikolataya bula, dişlerin yine daha sağlıklı kalır dişleri. Ya dilinle böyle aşağıya yukarı peçeteyle sil. Dilinle peçete fena değil bu arada, peçeteyi çok küçümsemem. Kolonyalı mendille sil o falan. Kolonyalı mendil kötü bir tat geliyor ağzına da. Ya derin. Gene bir o şey. Da insan unutuyor bazen. Alkol dökmüştü, kolonyalıdır temizler diye ama beğenmemiş. O gün giymediğim gömleği silerim ben dişlerimi.
Üzerinden çıkardığım tişörtü silip atıyorum. Yani fırçalayacak vaktim yok değil. Dişleri silmiş. Fırçalamak sanki böyle orayı silmek gibi bir şey değil ya. Fırçalamak daha farklı değil. Fırça yok, sünger yok demiş. Dişe silmiş bezle. Umarım siliyor. Diş silmekle fırçalamak aynı. Bunu bütün bilim adamları söyler. Hatta derler ki dişinizi yukarıdan aşağıya silin. Yana değil de yukarıdan aşağıya silin derler. Doğru aslında, iterek fırçalayın. Sen bana şimdi, ben seni azıcık tanıyorsam sen şu adamsın. Sen bir kolonyalı mendille, tamam mı? Önce ağzını silip sonra masayı siliyor mu silmiyor mu? Ağzını. Önce ağzını ağız. Mesela önce ağzını siliyor dudaklarını kenarından. Sonra masa, en son ayakkabılar. Ayakkabılar. Potinleri mi? Sen bir kolonyalı mendil. Sen bunu böyle normal bir şey zaten. Bu niye bunlar sordun kolonya... Normal bu. Normal. Adamın normali bu zaten. Tüm kolonya bitene kadar onu kullanıyor musun? Hepsi bitene kadar. Ya şeyin bak benim şu anda pazarı görüyor musun? Bunlar hep diş macunu sıkmaktan dolayı. Onunla kadar iyiliğini kurtarır ya. Şampuanın içine su dökerim. Onu döküş gibi kullanırım falan. Her şeyin sonuna kadar kullanırım Mesut'cum. Rabarba bittiği gibi fazla dün gece bulduğu bedava çukura girecek. Kendisini önümüzdeki pazartesi hayatta kalırsa çıkaracağız. Merveciğim ayağına sağlık, çekerim. Ay efendim, ne demek. İyi ki geldin. İyi ki geldim. Bu haftaki mesainizi de bitirdiniz. Evet. Artık da bitti be. Artık kafa rahat. Fazla bir 3 hafta gelmez, dinlenecekmiş. Eşek gibi gelecek haftaya. Hanımlar beyler 19.58 Rabarba bitiyor pazartesi akşamında. Kulak kabartan tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir aksilik olmazsa yarın akşam 18'de Kemal Ayça, Nuri Çetin kadrosuyla Rabarba'da olacağız. Oo. Hoşçakalın. Efsane kadro. Evet. Bu arada bu yayının sonunu dinleyen dinleyicilerimize de söyleyeyim. Bugün ayın kaçı? 29. 30 Mayıs günü saat 8.30'da Anlatan Adam BKM Mutfak'ta sahnede. Biz de orada olacağız. Hep beraber biz orada olacağız. Tam kadro, Fazlı, ben, Merve, bizimle tanışmak isteyen de gelebilir. Saat 8.30'da sahnesi var BKM Mutfak'ta. Biletleri biletikste ve kapıda, buyurunuz geliniz. Evet. Sıkı konuklarımızdan Anlatan Adam diye burada takılıyor ama aslında İbo. Normal İbo yani. Nasıl dinleyen bir çocuk. 9 yaşında bayboklu. Mesut Süreyle Rabarba sona erdi.